Buradan isterseniz direkt dizilere bağlayalım. Bakın bence Türkiye'nin bu sosyolojisini ekranda az önce beraber şahit olduğumuz bu çok öfkeli sosyolojisini dönüştürmeye çalışan bir dizi iklimi var şu anda. Bunu daha önce bir sosyolojik analiz olarak yapmıştım. Ee, onu da şok kesmiştik, park koymuştuk videolar arasında var hani bir bakmak isterseniz diye. Dün mesela Bahar rating rekoru kırdı. Bakın şu rakamlara bakar mısınız lütfen? Yani totalde 1059. Bunlar reyting arkadaşlar, şehir değil. İkisinin arasındakini hani bilmeyen, yayıncı olmayanlar için söyleyeyim. Yani bir milli maç ratingidir re bu. Yani Türkiye'de milli maçlarda aşağı yukarı bu reytingi, bu izlenme oranlarını alıyorlar. Total dediğimiz Türkiye'nin tüm ekonomik sınıfları. Ee, diğeri AB dediğimiz iyi eğitimli ve zengin dediğim diyebileceğimiz varsıl sınıflar. ABC dediğimiz toplalle zenginlerin arasında eskiden orta sınıf olarak tanımladığımız sınıflar. her kategoride birinci olarak çıkmış geceden ve çok ciddi reyting almış. Niye sizce? Çok ilginç. Neden ilginç olduğunu söyleyeyim. Çünkü ben dün diziyi izledim. Ben zaten diziyi bir süredir izliyorum. İki dizi izliyorum. Bir Kızıl Goncalar, öbürü Bahar. İkisini de kendi mesleğim açısından da izliyorum. Baharda şöyle bir şey var. Uzun zamandır ekranlarda sürekli dayak yiyen, ezik, üü, ağlayan, çaresiz. Olaylar hep böyle başına geliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Hep aşık oluyor. Ondan sonra işte evimin erkeği, erim falan böyle bir kadın profili vardı farkındaysanız. Hep böyle işte ya da böyle erkeğine hizmet eden, seksi, cilveli falan filan böyle bir kadın profili vardı. Şimdi bu değişti bu baharla beraber çok güçlü bir kadında yanışması e, ve bu meselelerin hiçbir şekilde e, yani e, konuşulamadığı bir iklimde doğru düzgün ifade bile edilemediği bir iklimde her şeyin konuşulabildiği bir ortam e, ve güçlü kadınlar var. Mesela dünkü bölümde e, baharın şeyi e, kayınvaldesi çekti oğlunu kendi oğlunu karşısına. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin dedi adam baharı aldatmış biliyorsunuz diziyi. Ay şimdi böyle acayip bir şey. Şimdi hayda. Hani nereden çıktı yoksa bütün kadınlar dayak yiyordu daha önce ATV'de falan bütün dizilerde değil mi? Şimdi bakın bu ekranda ciddi anlamda bir devrim ve değişiklik. Bir anda kadın profili değişti. Erkeklerle kurduğu ilişki değişti. Kadın kadına kurulan ilişki değişti Bahar'la beraber. Güçlü kadınlar görmeye başladık. Kadın dayanışması görmeye başladık. Ya yani bu çok ilginç bir şey. Ömer'de aynı şekilde, Kızıl Goncalar'da aynı şekilde. Kızıl şerbeti Kızılcık şerbeti biraz bence artık magazine bağladı. Ben izlemiyorum ama bu iki diziyi izliyorum. Sosyolojiyi de anlamak için izliyorum. Ve burada bir e, yeniden yeniden bir istişare, yeniden bir diyalog, bir birini bu kesimlerin anlamasına yönelik bir şey. Bunu da bekliyorum. Takadan'ın yazdığı şeyi de bekliyorum. TV'lerde bir komedi, bir sitcom eksikliği var. Kesinlikle katılıyorum Takadacığım. Hiç uzak olmayan bir takvimde bunun da geleceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin sokaklarına neşe geldi. O başlangıçta gösterdiğim Adana Karnavalı fotoğrafları, dünkü Üsküdar Meydanı'ndan kareler, işte efendim bütün kentlerde şimdi bakın başlayacak bunlar festivaller, konserler, yaz enerjisi, yaz neşesi. Ekonomi tabii bunun önüne geçiyor yoksa çoktan başlardı. Bütün bunlarla birlikte bence çok kısa bir sürede çok kısa bir sürede e, bu sosyoloji değişecek. Ve bence ciddi ciddi e, yeni bir iklim oluşacak ekranlarda. Ne varsa kadınlarda var tabii ki ve dizilerde de bu yeni dönemi dikkatle takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum.